Evet gençler, Konya yolcusu kalmasın. Nereye gidiyoruz? Konya'ya. Konya yolunda. Evet arkadaşlar, Konya'ya etli ekmek yemeye gidiyoruz. Mevlana'ya evet. Gidiyoruz, senin aklın fikri. Herkesin aklında ne oldu? Evet. Kardeşim, karıcığım ve yengecuğumla beraber bir Konya turu yapacağız, geleceğiz. Gelmişiz. Şöyle bir Konya'yı bir gezelim bakalım. Ankara'dayken Konya yakın, biliyor musun? Bir laf vardır. Git gel Konya 6 saat diye. Bakalım git gel 6 saate gidiyor muyuz? Ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın ilk defa Konya'ya gideceksin? Tabii ki farklı yerleri görmeyi çok seviyorum. Bunlar ben daha öncesinde Konya'ya gidip Mevlana'da kurban kesmiştim. Ciddi misin? Vallahi. Aa, değil mi Koray abi? Aynen. Orada dua mı etmiştin? Allah'ım bana hayırlı bir eş ver yarabbim. Vay! Neyse arkadaşlar görüşürüz. Duaları kabul oldu. Arkadaşlar çok ilginç. İnanmayacaksınız ama Konya ile Ankara arası böyle dümdüz yol arkadaşlar. Yani neredeyse bir saattir böyle dümdüz yürüyorum. Bakalım şimdi geçtikten sonra. Bak yine dümdüz. Yani böyle inanılmaz bir yolu var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Konya'ya giderken böyle ele dimdik gidiyorsunuz. Yanınızda sizi konuşturacak biri lazım. Hiç böyle sağ sol yapmayıp direksiyonla çok oynamadığınız için uykunuz gelebilir. Hatta böyle testanız meslanız varsa zaten hiç direkt uyuyun siz, o sizi gideceğiniz yere kadar götürür. Ben direksiyona doğru düzgün dokunmuyorum. Allah'tan yanımda kardeşlerim var, muhabbet ede de gidiyoruz. Yoksa adamın gerçekten uykusu gelir. Böyle bak görüyorsunuz değil mi ufuk çizgisini? Hala dümdük, dümdük gidiyoruz. Hadi bakalım. Birazdan ilk başta etli ekmek yemeye gidiyoruz. Ondan sonra gezimize başlayacağız. Etli ekmek yerken geriden başlarız video çekmeye. İnsanoğlu kuş misali. Bir bakmışsın Ankara'da, bir bakmışsın İstanbul'da, bir bakmışsın Konya'da. Evet, etli ekmek yemeye geldik. Evet, çok acıktık. Yüzyıllardır konusu olan Konya'nın etli ekmeğini. Ben Konya'da hiç yemedim. Daha öncesinde Konya'ya gelmiştik ama. Başka bir yerde yedin mi? Ya bir kere biz şeyde yemiştik. Ben Kastamonu'da yaptım askerliği. Evet. Kastamonu'da da söylüyorlardı yani etli ekmek buranın diye. Ama Konya'da iddia ediyor bura diye. Etli ekmeği burada yiyeceğiz bakalım. Hayatımızda ilk defa yiyeceğiz. Nasıl bir şey şimdi size göstereceğim. Etli ekmek diye geldik. Ama burada bayağı tatlılar da var. Aa, burada... Etli ekmek mi onlar? Evet. Selamünaleyküm. Kolay gelsin usta. Evet, etli ekmekler birazdan çıkacak. Abi gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Etli ekmek yemeye geldik. Var mı etli ekmek? Hoş geldiniz. Var efendim. Emrah yetecek kadar var mı? Var. Evet, havuz başında etli ekmek yiyeceğiz. Konya turu güzel başladı. Evet. Evet, meşhur etli ekmeğimiz geldi arkadaşlar. Etli ekmek bildiğin şey gibi, şuradaki etli ekmek, şu ortadakilerde Mevlana. Mevlana'ymış. Şimdi ben tabii ki etli ekmeği de Mevlana'yı da sizin huzurunuzda deneyip sonuçları söyleyeceğim ama sanki bizim bildiğiniz kıymalıya benziyor. Ama şimdi tabii ki lezzetine bakacağız. Abime verdim telefonu, dedim ki çek beni. O da aç bekliyor. Güzel mi? Güzel. Anneye benziyor biliyor musun? Annem kıymalı iç yapıyor da fırına gönderip de pire yaptırıyoruz ya. Aynı. Mersem annem yıllardır Konya etli ekmek yapıyormuş. Vallahi. Annemin hazırladığı iç var ya. Bey şuradaki elini tutma da burada mikrofon var. Normalde hani şeye gittiğinizde böyle kıymalıyı alırsınız ama bir de evde iç yaptırıp götürdüğünüz var. Benim annem yapıyor. Bunun hemen hemen aynısı. Yani daha güzel. Şimdi şeyin yanında söyleyeyim de beyefendinin yanında. Annemin daha güzel yani. Şimdi bir de Mevlana'ya bakalım. Mevlana nasıl? Hmm.
ya. Oo. Ay merak ettim. Nasıl sonra geliyor? Mevlana çok güzel. Yalnız onu yedikten sonra dönüyor musun? Evet, Mevlana birazcık şeye göre yağlı. Et ekmeğe göre aşağı biraz yağlı ama çok lezzetli. Neyse, fazla size şey yapmayayım. Izdıraba sokmayayım. Burada hamileler var. İzleyenler içerisinde. Şimdi sen bu videoyu izlerken yine canın çekecek, biliyor musun? Evet arkadaşlar, yemek merasimimiz burada bitsin. Biz şimdi antik kente gideceğiz. Antik kentte devam ederiz. Hadi geçelim antik kente. Tamam. Hatun maşallah bu bitti. Şundan da iki tane var. Ne yaptın sen ya? Şaka maka ama beklediğimden çok daha güzelmiş. 10 üzerinden puanla. 10. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 10. 10 üzerinden 10. Allah Allah. Vallahi ben de 10 üzerinden. Ya şimdi ben gurmeyim ya. Şimdi 10 versem olmaz. Bir yerden bir kırmam lazım. Ne kasır buldun? Kusurum yok ama 10 üzerinden ben 9 veriyorum. Çok gıcıksın. Evet. Konya'da höşmerim meşhur dediler. Ha, ben Balıkesir'in höşmerimi gibi zannettim. İstedim. Bir ye bakayım hatun höşmerimi. Balıkesir'in höşmerimiyle karşılaştır ama bu yani görüntü olarak da benzemiyor ama bakalım tat olarak. Konya helvası zaten kaymakla yapılıyormuş. Ha, isim benzerliği o zaman. Hı-hı. Dur sen de beni çek o zaman. Ben de kendi şeyimi yapayım. Ben şöyle bir... Arkadaşlar gurmeler biliyorsunuz her şeye yüksek puan vermezler. Bakalım. Yani. Balıkesir hoşmerim olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü senin en sevdiğin tatlı hoşmerim. Evet, benim en sevdiğim tatlı Balıkesir'in hoşmerim tatlısı. Başka bir şeyimiz abi. Sağ ol abi. Ya nerede manyak var bizi buluyor kardeşim. Evet. Bunlar yapmış ya. Aşkım bir fotomu çek. Dur çekeyim. Evet, Silla Antik Kenti'ndeyiz arkadaşlar. Bakalım burada kim yaşamış daha önce? Gönül Hanım'ın fotoğrafını çekip geliyorum. Şimdi şuralarda şöyle eski yaşam şeyleri var. Antik kentinde ama karşıyı yasaklamışlar böyle karşı yukarıdan taş düşme olasılığına karşı. Şimdi şurada gözüküyor mu bilmiyorum da insanlar var. Her yerde de ipler var, böyle halatlar var görüyorsunuz. O kayaları bağlıyorlarmış oraya, buralara gelmesin diye. Ama biz korktuk tabii. Şuralara normalde gitmek istemiştik ama şimdilik gitmedik. Aa, bizimkiler hemen uçtu bile. Gidiyorlar. Burada bir Aya Yorgi mi? Aya, Aya bir kilise varmış da gidiyoruz, oraya gidiyoruz. Hadi bakalım, askerdeyken 12'den vuruyorum diyordun. Ya şimdi asker 15 sene geçmiş. Geri tepmez değil mi çok? Yok. Bozuk 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 bozuk. Bozuk. Bekle bekle. Abi ben sana nasıl vuruyorum? Gez göz arpacık. İki yeşilin arasından kırmızıyı gör abi. Kırmızıyı da bana ver. Kırmızıyı mı? Ana hadi ben kırmızıyı yeşil görmedim ki. Tamam ama tamam. Bu iki yeşilin arasından görüyorum. Tamam. Bozuk. Bozuk. Kol bozuk. Üç tane de oraya yaparsın. Tüfeğin kolu bozuk. Kapat çekmesene kardeşim. Dur bakayım oraya vurabilecek midir? Evet. Sol gözünü kapat. Sağla. Yeşilin arasında kırmızıyı gör abi. Kırmızıyı da bana.
kabuca. Evet, kovboldu. Vurdu mu? Tabii canım. Vurdu üç, mu? Üç tane birden kovboldu. Artun geç sen, hadi. Bir de yanlışlıkla vuruyor mu? Abla sen sadece benim dediklerimi yap, tamam mı? Bak, sol gözünü kapat abla. Abla bu sağ gözünle bu iki yeşil var ya, bu iki yeşilin arasından kırmızıyı gör. Bu kırmızıyı da balon edin. Hadi bakalım. Ama dediğini yaptı. Gel gel bir tane sen. Gel gel bir tane sen. Gel gel hadi bir tane de sen var hadi. Hatun çekil at. Dur dur bana bir daha bir daha. Ha tamam dur bir daha. Şöyle omzuna yaslan. Ya inat etti yani. Hadi. Abla elimi takip et. Hatun vursana bir tane araba. Hatun vursana sıfır model araba. Çok iddialı konuştu abla. Hatun vursana sıfır araba hadi. Dur hadi. O yeşilin arasından kırmızıya kırmızıya da bakalım. Vurdu! Araba, arabayı alacaksın abi. Arabayı alacaksın. Ne dedin kayıt altında? Araba mı dedi? Ne dedi araba dedi? Ama araba dedim ama nasıl araba? Oyuncak araba. Evet, Antik Sille kentinin en önemli simgelerinden bir tanesi. Aya Erenia Kilisesi. 5000 yıllık bir tarihi varmış. Şimdi giriyoruz. Evet, kilisenin girişinde böyle minyatür var iki tane. Burada da Türklerin, peçenek Türklerin aslında Roman harfleriyle ama Türkçe aslında okunabiliyor. 327 yılında Tapınkate diyor yani tapınak olarak kurulmuş burası. Biraz önce abimiz okudu ama ben tabii o kadar şey yapamıyorum. Aslında okunduğu zaman böyle zahmet falan yazıyor. 1833 yılında da 3. restorasyonunu tamamlamış. Yani inanılmaz. Roma'nın hayatta kalan en eski ikinci tapınağı olarak geçiyormuş burası. Aya Eleni. Gerçekten muazzam bir yapı. Evet, kiliseden bir anda 5 dakika içerisinde bu muazzam yapıya geldik. Bu muazzam yapı ne? Ne daha ne atın burası? Kelebek bahçesi. Kelebek bahçesi. İnanılmaz dışarıdan görüntüsü de çok güzel. Çok merak ediyorum. Bayağı içerisinde böyle milyonlarca sallıyor olabilirim ama bence vardır zaten. O kadar büyük ki. Şu anda içerisine gireceğiz. Milyarlarca. Aklınıza gelebilecek milyonlarca kelebek türü varmış arkadaşlar. İçeriye girelim. Ben de merak ettim. Geri dönmeyiniz. Evet. Kelebek Vadisi'nin içerisine girdik arkadaşlar. Burası kelebeklerin yaşam alanına uygun derecede hem nem hem de sıcaklığa göre yapılmış bir mükemmel büyük bir alan. O yüzden böyle nem biraz yüksek. Ben nefes alırken şu anda biraz sıkıntı çekiyorum. Abim terledi hatta çıkayım mı acaba? Lan ben burada ne yapacağım? Ben burada bayılıyorum falan dedi böyle. Kelebeklerde de şöyle bir olay varmış arkadaşlar. Bizim şu anda saat kaç? 5.30. Tam 5.30'a kadar alım varmış zaten. Saat 1 gibi falan geldiğinizde burada çok güzel kelebeklerin uçuşlarını çok rahat bir şekilde görebiliyormuşsunuz. Ama akşama doğru kelebekler yorgun düştüklerinden dolayı böyle zaten ortamlarda illaki kamufle olup uyku moduna geçiyorlarmış. Şeyi soracağım birazdan bir görevliye. Gerçekten kelebekler bir gün mü yaşıyor onu öğrenmek istiyorum. Şey çok güzel. Gerçekten ben inanılmaz beğendim. Mükemmel bir ortam var. Kelebek görebileceğiz mi? Onları da çok merak ediyorum. Aha kelebek. Vallahi gördüm. Bak 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 yemek yiyorlar. Kavun koymuşlar.
Kelebekler merhaba. Merhaba. Kelebekleri gördünüz mü? Kore abi. Evet. Kelebekleri. Aha! Uçanı gördün mü? Acayip renkli, kocaman güzel bir şey vardı. Siz görebildiniz mi ekrandan bilmiyorum da ben çok kocaman bir tane güzel bir kelebek gördüm. Çok iyi ya burası. Efsane. Sanki öyle film şeyin, film sinema filminin içindeymişim gibi. Ana! Evet arkadaşlar. Kelebek dostlarımız. Buradan da uyaralım arkadaşlar. Buraya gelenler kelebeklere dokunmazsa, kelebekleri rahatsız etmezse. Bak uçuyor bak. Bak 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 bak. Anam 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 anam. Tamam yakalayamıyorum ki. Koşarken yakın. Vallahi o kadar nemli ki burası. Suya atlayasım geldi. Evet, uçan kelebekleri ben görüyorum. İnşallah siz de görürsünüz arkadaşlar. Ben ekranda göremedim çünkü. Aha. İlk kelebek arkadaşımız daha gördüm. Merhaba, ne haber? Ya ben çok merak ediyorum. Siz bir gün mü yaşıyorsunuz? Gerçekten rivayet doğru mu yoksa çok yaşıyor musunuz? Cevap vermek için teşekkür ederim. Ah. Şaka gibi. Sen ne kadar büyüksün. Oo. Seni de çekeyim, seni de. Ne onlar? Aşıkla Maşık kolonya ama parfüm gibi kolonya. Bu da dünyaca ünlü bir kolonyaymış arkadaşlar. Tararam. Bak. Çok güzel ya. Burası Japon Parkı arkadaşlar. Yani renk cümbüşü muazzam. Şurası da Japonya'daki evlere benziyor. Bu burada bir tane tapınak gibi bir şey vardı. Seul de miydi lan orası? Ama şuna baksana, tablo gibi ya. Vallahi o kadar güzel yapmışlar ki. Ben çok beğendim. Dararat. Vallahi Konya güzel ya. Özellikle demek ki her renkten seçmişler ki. Şöyle yani renkler o kadar şey ki. Mükemmel ya. Şunun görüntüsüne bakar mısın? Sahte mi lan şunlar? Ha. Dirirint, dirirint, dirirint. Evet, hatun geldik Konya'nın sonuna. Ne diyorsun? Nasıl? Güzel bir gündü. Gerçekten çok güzel bir gündü. Ben Konya'yı böyle hayal etmiyordum açıkçası. Doğru söylemek gerekirse. O yüzden çok okuyan değil, çok gezen bir yer diyorum ve mutlaka gelinmesi gereken bir yer diyorum. Evet. Yani zamanımız olsaydı gezilebilecek daha çok yerlerin olduğunu... Arkanın Seul görüntüsü. Eminim. Çok güzeldi. Benim için çok keyifli bir geziydi. Evet. Evet. Nasıldı gezimiz? Çok güzeldi. Çok güzel. Nasıldı gezimiz? Mükemmel. Başından savdular beni. Evet arkadaşlar, ben Konya gezisinden çok memnun kaldım. Konya'yı gezmek, görmek isteyenleri de Konya'ya bekliyoruz.